وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن نواقض الإسلام. الله حمد eder رسول محمد صلى الله عليه وسلم ailesine, ashabına ve kıyamete kadar ona tabi olanlara salatu selam ettikten sonra bugün inşallah sizlerle birlikte nevakudül İslam, İslam'ı bozan haller, durumlar nedir? Onlarla ilgili bir ders yapacağız. Ma ma'na nevakud? O zaman soruyoruz size, diyoruz ki nevakud ne demek? Yani ma eşya yahruc bihel insan nesallahu aleyhi ve sellem minel İslam ila kufr el ekber. Diyoruz ki insanı İslam milletinden küfüre çıkartan şeye biz nevakıt diyoruz. Yani ba'de an kana muslimen asbaha al-an nesallahu aleyhi ve sellem kafirun kufran ekber. Yani bir insan İslam dairesinde olup ondan sonra öyle bir amel yapar ki onu İslam milletinden çıkartır ve büyük küfrü işlemiş hale getirir. İşte biz buna nakıt diyoruz. İslam'dan çıkaran şey. Ma hiye el-faide min dirasat hada el-metin? Peki bu metini okumamızdaki faide nedir? El-faide hiye annena la bud an nete'allem hada el-nevâkıd hatta la ne'ti binâkıd ve nekûn bihâda nes'alâ afi ve selâme kad entegâ aleyna l-islâm. Nâ. Bizler bu nakıtları, bizi İslam'dan çıkaran şeyleri öğrenmemiz gerekiyor ki bunu öğrendiğimizde bunlara düşmeyelim ve bu sayede İslam'dan ne yapmış olmayalım? Çıkmış olmayalım. Eden yani diraset hada el metin muhim cidden. Lennu kad ya'tik nakıt ve ente la tedri anhu yakun bihada entegaza el İslam. Nâ. Mithalu yesubbu el Rab yestehzi bidin el İslam. Mesela. نعم فهو بهذا كافر كفر اكبر مخرج من المله. نعم. Buradaki fayda biraz önce de söylediğimiz gibi insan kendisini İslam milletinden çıkaracak bir iş yapar ve bunun farkında olmadan İslam milletinden çıkar. O yüzden bu nakıtları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela bir insan Allah Azze ve Celle'ye söver, bunun kendisini İslam milletinden çıkardığını bilmez ve bu hataya düştüğünde İslam milletinden çıkmış olur. Aynı şekilde bir insan yine Peygamber Efendimiz'le veyahut da din ile dalga geçer. Bunun kendisini İslam milletinden çıkardığını bilmez. Ve bu bilmediğinden dolayı İslam milletinden çıkmış olur. اِذَا لَابُدْ اَنْ يَخَافْ الْمُسْلِمْ مَنْ اِنْتِقَابْ هَذَا الْاِسْلَامْ عَلَيْهِ. O zaman insanın kendisini İslam'dan çıkaracak bu hususlarda korkması gerekiyor ve onlardan sakınması gerekiyor. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان نواقض الاسلام هنا 10 نواقض. نعم. مؤلف burada bize elimizde olan metinde 10 tane İslam'dan çıkaran hususu bize zikretmiştir. هل النواقض هي 10 او اقل او اكثر؟ Peki hakikatte bu müellifin bize aktardıklarının haricinde daha fazlası mı vardır yoksa bunlardan daha az mıdır? Hal hiye muhaddede yani bi 10 nevakıd ev hiye ekser min hada? Yani bunlar 10 ile sınırlı mıdır yoksa bunların sayısı daha fazla mıdır? Hiye ekser min hada. Diyoruz ki bundan daha fazladır. Ve işara ila hada el muallif rahimehullah. Ve müellif de zaten eserinde buna işaret etmiştir. Lakin zekar hadihi nevakıd el 10 lianha min a'zam ve ahtar en nevakıd ve ekser ma yaqa fi ba'd en nas nestalaha fi selam. Müellifin burada bu 10 tane nakızı yani İslam'dan çıkaran şeyleri zikretmesinin sebebi çoğunlukla insanların içine düştüğü, vuku bulduğu hatalar bunlardan kaynaklandığı için müellif bunları seçmiştir. Özellikle bunların üzerinde terkiz etmiştir. Ve yumkin en nulahhis en nevakıd fi arba'ati nevakıd. Ve bizler bu 10 tane burada zikredileni 4 madde halinde de ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Eden en nevakıd teştemi' fi nevakıd 4 fi dinel İslami. O zaman İslam'dan çıkaran meseleleri 4 mesele içinde toplayabiliriz. Kavul
ناقض قولي. Birincisi sözlü olan insanı İslam milletinden çıkaran sözler. كان يسب الرب هذا ناقض بالقول. Mesela bir insan Allah Azze ve Celle'ye söver ise bu onu sözlü bu yaptığı fiil onu ne yapar? İslam milletinden çıkarır. وقد يقول الانتقاض انتقاض دين الإسلام بالفعل كما في السحر مثلا. Ve aynı zamanda insan yapmış olduğu amelle de İslam milletinden çıkabilir. Aynı sihir yapanların durumunda olduğu gibi. أو بالاعتقاد كان يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام. Veyahut da itikadda olan bir inanış insanı İslam milletinden çıkarabilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasının gittiği yol onun yolundan daha hayırlı diye bir insan buna itikat ediyor ise bu inancı, bu içinde bulunduğu itikat onu İslam milletinden çıkması için yeterlidir. Eğer dördüncü olarak da diyoruz ki insanın şek etmesi, şüphe etmesi. Mesela bir insan Allah Azze ve Celle'nin kudretinde şüphe ediyor ise bu içinde bulunduğu o şüphe ve şek onu İslam milletinden çıkartır. Eden النواقض تتلخص في أربعة نواقض. O zaman diyoruz ki bu nakıtları İslam'dan çıkaran şeyleri, hususları dört ana madde, dört ana başlık altında toplayabiliriz. قول. Birincisi söz. أو فعل. İkincisi yapılan iş, amel. أو اعتقاد. Üçüncüsü itikat, inanç. أو شك. Dördüncüsü de şek, şüphe. إذن كل الإنسان نسأل الله عافية والسلام مرتد بهذه الأمور الأربعة. O zaman bu dört hususta insanlar dinden dönmüş, mürted olmuş olabilir. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قلنا هذه النواقض العشرة لأنها أكثر ما يقع فيه يعني بعض الناس هدانا الله إياهم. O yüzden diyoruz ki müellif burada 10 tane nakıt İslam'dan çıkaran durumu bize zikretmiştir. Bunun da sebebini biraz önce de söyledik. Çünkü insanların çoğu bu hatalarda düşmekte, vuku bulmaktadır. Nakıdır evvel. Şimdi birinci nakıda ele alıyoruz. El evvel. Eşşirku fi ibadetillahi. Naam. Eylem zekara el muallif rahmetullah teala en naqid el awwal el shirk fi ibadetillah ve qasada bi hada el shirk el akbar. Naam. O zaman diyoruz ki burada birinci nakıt insanın ibadette Allah azze ve celle'ye ortak koşması. Ve diyoruz ki bu büyük şirk kapsamında değerlendirdiğimiz insanın Allah azze ve celle'ye ibadette ortak koşmasıdır. Misalul an jaa bi şey min ma hakem aleyhi ulema bi ennehu şirk ekber. Bir insan mesela ilim ehlinin üzerinde şirkül ekber dediği, büyük şirk olarak vasfettiği bir şeyi yerine getirirse, bunu yapar ise salla li gayrillah. Mesela Allah'tan başkası için namaz kılarsa, saame li gayrillah. Veyahut da Allah'tan başkası için oruç tutarsa, hacce li gayrillah. Allah'tan başkası için hac ederse, da'a sahib el kabr mesela ve talab minhu el veled. Mesela kabirde yatan birisine dua eder, ondan çocuk isterse, anzal el matar. Veyahut da ondan yağmur yağdırmasını isterse, emme en yasrif li gayrillah ibade min el ibadat. Eğer Allah'tan başkasına ibadetlerden bir ibadeti sarf ederse, ev yed'u gayr Allah fi ma la yaqdir alayhi illa Allah. Veyahut da Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği şeyi Allah'tan başkasından isterse, zebah mesela sahibi kabr, kabirde yatan için kurban keserse, lil cin cinler için kurban keserse, nazara li gayrillah Allah'tan başkası adına yemin ederse, gariqa fil bahr ve ahad yunadi al wali allazi fi yani mesela qarra ukhra mesela avmayid denizde boğulurken başka bir kıtada olan bir veliden yardım isterse veyahut da ölmüş bir insandan yardım isterse au khafa min gayrillah ke khawfihi min Allah. Allah'tan korkması gibi Allah'tan korkması gerektiği gibi başkasından, başka bir mahlukatından korkarsa au ahabba ahad kainen meka mahabba musa'ile mahabbetillah. Allah'ı sevmesi gerektiği gibi Allah'tan başkasını o sevgiyle severse فَإِذَا نَسَى اللّٰهُ السَّلَامُ وَالْعَافِيَةِ جَاءَ بِي
şirk akbar. La enfa'u la salâ ve la siyâm ve la zekâ. Kezalik hattâ şehâdet en la ilâhe illallah la tenfa'u. Eğer insan bu kendisini içine düştüğü bu büyük şirklerden birisini getirirse, kılmış olduğu namazları, tutmuş olduğu oruçları, vermiş olduğu zekatları ona hiçbir fayda vermez. Hatta söylediği la ilahe illallah sözü dahi ona ne yapmaz? Fayda vermez. Naam. فَمَاذَا يَصْنَعُ? O zaman ne yapması gerekiyor? يَتُوبَ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmesi gerekiyor. وَاِذَا تَعَبْ تَعَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Eğer insan Allah'a tövbe ederse Allah da Allah Azze ve Celle de onun tövbesini kabul eder. Onu bağışlar. Ama اذا مات على هذا اي مات على الشرك الاكبر نسال الله السلامه العافيه. Eğer bir insan bu büyük şirki üzerine ölür ise فهو مخلد خلود ابدي في النار. O zaman o insan cehennemde ebedi kalacaktır. ولا يغفر الله سبحانه وتعالى اذا مات عليه. Eğer bu hal üzerine öldü ise, tövbe etmediyse Allah Azze ve Celle onu kesinlikle affetmeyecektir. اذا هذا هو الناقض الاول. O zaman diyoruz ki bu birinci nakıt, yani İslam'ı bozan birinci husus. Eşşirku fi ibadetillah. İbadette Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak. İzen la bud en tehaf ala nefsike min eşşirk. O zaman diyoruz ki kendi nefsin için şirkten korkman gerekiyor. Keyif tehaf min eşşirk. Peki şirkten nasıl korkacaksın? Bidrasi tevhid. Tevhidi okuyarak, öğrenerek. Vel amel bih. Onunla amel ederek. Ved da've ileyh. Ona davet ederek ve bi dirasati şirk aynı şekilde şirkin ne olduğunu öğrenerek ve tahzar minhu ve tuhzir minhu ondan kendini sakındırarak ve insanları sakındırarak ve bil bera'a min eşşirku ehli ve şirk ehlinden beri olarak uzak olarak ve bi du'a illah subhanahu wa ta'ala ve Allah azze ve celle'ye dua ederek kema du'a İbrahim aleyhissalatu vesselam İbrahim aleyhisselam'ın dua ettiği gibi ve cunubni ve baniye na'bud el-asnam yani ya rab ec'al 'ibbal el-asnam fi janib ve ana fi janib akhar ve İbrahim aleyhisselam Allah azze ve celle'ye beni ve zürriyetimi sana şirk koşmaktan uzak tut diye Allah azze ve celle'ye dua ediyordu yani şirki benden uzak tut benden ayır o bir yerde olsun ben ondan uzak olayım. Asani ikinci olarak ikinci nakıt من جعل بينه وبين الله واسطة وسطا وسطا نعم طيب هذا هو الناقض الثاني الناقض الثاني هو أن يطلب من غير الله سبحانه وتعالى القربة أو الشفاعة أو يجعل بينه وبين الله وسطا نعم. İkinci nakıt, insanı İslam milletinden çıkaran ikinci husus ise kişinin Allah ile arasında aracılar edinmesidir. Onlar ile Allah'a yakınlaşmak, onlardan şefaat istemek, Allah ile arasında vasıtalar edinmesidir. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ لَا يُوجَ لَا Allah subhanahu wa ta'ala أَلْغَى كل علاقة يتعلق بها أهل الشرك في معبوداتهم. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor. Diyor ki eğer kullarım sana benden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman Allah Azze ve Celle ona ibadetimizde, duamızda hiçbir şeyi ortak koşmamamızı bizden istiyor. فَلَا يُمْكِنْ lana an nataallaqa illa billah. Biz de Allah'tan başkasına taalluk edemeyiz. Ondan başka kimseye yönelemeyiz. Fe kul men talab al qurba aw al shafa'a min ghayri illah faqad wafaqa al kuffara alladhina bu'ith fihim an nabiy sallallahu aleyhi ve sellem bi hadha yakun mushrik shirka akbar. Eğer kim Allah'tan başkasına yakınlaşmak ister ise, onlardan şefaat ister ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderildiği müşrik toplumun işlediği hal üzerinedir. Feyla kan insan ledeyh şey min ez-zunub. İnsanın kendisinde işlediği günahlardan bazı şeyler olabilir. Femâdâ yasrâ? Ne yapması gerekir? Yezhab ilel evliyâ ve ashâbil kubûr. Evliyalara, velilere gidip kabirde yatanlara gitmesi mi gerekir? La. Yeltecî ilallâh subhânehu ve teâlâ, yetûb. وَاَدْعُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْتَجِ اِلَيْهِ نَعَمْ. Diyoruz ki o insanın Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi, içinde bulunduğu bu durumdan Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmesi gerekir. وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدِ.
İşte tevhid budur. وَضِدْهَا هَذَا نَسَّ اللّٰهِ السَّلَامِ عَافِهُ وَالشِّرْكَ الْأَكْبِرِ İşte bunun zıttı da şirk, büyük şirktir. نعم. الثالث مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ اَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ اَوْ تَوَقَّفْ اَوْ تَرَدَّدْ نعم. Kim müşrikleri tekfir etmez ise, onların kafir olduğunu söylemez ise veyahut da onların şirkinde, onların küfründe şüphe ederse veyahut da tereddüt eder ise El-Yahud ve Nasara الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم دعوة محمد عليه الصلاة والسلام Yahudiler ve Hristiyanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan Yahudiler ve Hristiyanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaşmıştı. وكل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائن من كان يهودي او نصراني او مجوسي او ما الى ذلك. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti kendisine ulaşıp da ona icabet etmeyen kimse kafirdir. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Mecusi olsun. Hatta وإن كان على مثل ما كان عليه موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. Hatta Musa Aleyhisselam'ın ve aynı zamanda İsa Aleyhisselam'ın zamanında olduğu gibi. لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا بُعِثَ نَسَخَ كُلَّ شَرِيعَةٍ كَانَتْ قَبْلَ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiğinde kendinden önceki bütün o şeriatların hepsi nesh olundu. فَإِذَا شَكَّ فِي كُفْرَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرٌ أَكْبَرُ Eğer bir insan da Yahudilere ve Hristiyanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaştıktan sonra onların küfründe şek şüphe ediyor ise o kimse de kafirdir. اَوْ تَوَقَّفْ Veyahut da onlar hakkında durur ise, bir şey söyleyemem der ise. وقال أنا لا أدري لا أكفرهم ولا أحكم لهم بالإيمان أو بالإسلام. Veyahut da şöyle der ise, ben onlara tekfir de edemiyorum, kafir de diyemiyorum ama aynı zamanda onlar için Müslüman da diyemiyorum, duruyorum. أو قال لا أدري ما هو القول الراجح فيهم مثلا. Veyahut da diyor ki bilmiyorum bu konuda racih olan görüş hangisi, onların kafir olması mı, Müslüman olması mı? ما الدليل على هذا؟ Peki bunun delili ne? أدلة كثيرة. Bununla ilgili deliller çok. Minha enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aksam ve huve sadık bila kasam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmese de sözüne itimat edilen bir peygamber. قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. Beni hiçbir Yahudi veyahut da Hristiyan duymuş olmasın ki. ثم لا يؤمن بي. Sonra bana iman etmiş olmasın. إلا كان من أهل النار. O kimse nar ehlindendir, cehennem ehlindendir. Naam. İzan hada huwa naqid min naqid al-islam an yashuk fi takfir man kaffara Allah subhanahu wa ta'ala. O zaman diyoruz ki bu da üçüncü nakızdır. Allah azze ve celle'nin tekfir ettiği, kafir olarak isimlendirdiği kimselerin küfründe eğer bir insan şüphe ediyor ise, şek ediyor ise bu da insanı İslam milletinden çıkaran üçüncü nakızdır. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin ulaştığı her kimse وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ eğer ona iman etmiyor ise فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ كَافِرْ كُفْرْ أَكْبَرْ كَائِنًا مَنْ كَانْ o nar ehlindendir, ateş ehlindendir. Kim olursa olsun büyük küfür içindedir. نعم الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerinde genellikle şu sözü söylüyordu. Yolların en doğrusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Yani tariqatun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hada el-hadi allazi caa bihi aleyhi salatu vesselam min ta'lim en-nas ve'l cihad fi sabilillah ve'd da'va ila Allah ve en nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yani mesela ya'kul at-ta'am ve yemshi fi'l asvaq ve yetezevvec en-nisa. Na'am. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu yol, yani insanlara öğretmesi, talimin, onlara cihadı göstermesi, ona teşvik etmesi,
Ondan sonra yemesi, içmesi, hanımlarıyla alakalı olan münasebeti. الآن بعض الناس هدانا الله إياه ينظر إلى بعض الصالحين مثلا أو بعض الأولياء على ما يسمى أو بعض العلماء نعم. Bazı insanlar Allah onları ıslah etsin, salih olan kimselere, alim olan kimselere bakıyorlar. ويقول مثلا طريقة هذا أعجبتني. Ve diyorlar ki bu adamın, bu kimsenin yolu benim çok hoşuma gidiyor. Halli an uqaddim tariqat hada ash-shaykh ala tariqati an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ala hadi an-nabi aleyhissalatu vesselam. Diyor ki benim bu kimsenin beğenmiş olduğum yolunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna takdim etme gibi, onun önüne geçirme gibi bir durumum var mı? En i'taqad an gayr hadi an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem akmal min hadi aleyhissalatu vesselam faqad intaqada islamu. Yani kafir küfür akbar. Eğer bir insan o sevmiş olduğu insanın yolunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan daha kamil olduğuna, daha güzel olduğuna inanıyor ise bu inandığı bu şey onun İslam'ını ortadan kaldırır. اِذَا اَعْتَقَدْ اَنَّ حُكُمْ غَيْرَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَكْمَلْ مِنْ حُكْمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَٰلِكْ اِنْ اَعْتَقَدْ نَعَمْ. Aynı şekilde eğer bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünden diğer başka kişilerin hükmünün daha iyi olduğuna iman ediyor ise, buna itikad ediyor ise, bu da aynı hükümdedir. Ana عندما تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نرفع الصوت بالصلاة صحيح؟ نعم. أي نعم. لأن هذه عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت بها لا بد يحتاج إلى دليل صحيح؟ نعم. أي نعم. نبههم على هذا إنه يصلي البعض لا يصلي وهذا إشكال والبعض يصلي ويجهر ب الصلاه خاصه في مجالس العلم لا هو يسر بها نعم. Diyor ki hocamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunmak onun sünnetlerinden ama diyor dinden olan bir şey ama böyle ilim meclislerinde eğer sesli bir şekilde salatu selam ediyor isek bunun bir delili olması lazım. Böyle bir delil var ise sesli bir şekilde bunu söyleyeceğiz. Eğer böyle bir delil yok ise herkes kendi içinden ne yapacak bunu söyleyecek. Eden من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد قلنا كفر كفر أكبر نعم. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu yoldan başka yolun daha hayırlı olduğuna birisi itikad ediyor ise o zaman dedik ki o kimse İslam milletinden çıkar.